Efendim programımızın birinci bölümünde GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır telefon hattımızda olacak. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Eren, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Kudret. Kudret, Avrupa Merkez Bankası ile ilişkin beklentilerle başlayalım. Yani bu sabaha kadar hepimiz işte evimizden çıktık, kanalımıza geldik, sen şirketine geldin. Şimdi bu süre zarfı içerisinde hepimizin aklında şu vardı. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası var, faiz kararı var ve 25 bas puanlık faiz arttırımıyla bu süreç başlayacak tarzında hepimizin bir ortak bir konsensusu vardı açıkçası. Ama geldiğimiz noktada özellikle yabancı basında çıkan 50 bas puanlık faiz arttırımı da değerlendiriliyor tarzındaki haberleri gördük ve bu haberler eşliğinde Euro-Dolar paritesinin hızlı sayılabilecek bir yukarı doğru hamle yaptığını takip ediyoruz. Ve an itibariyle de 1.0250 seviyelerinde işlem geçiyor. Öncelikle 50 bas puanlık faiz arttırımı bekliyor musun? Şimdi ABD Merkez Bankası konusu olmuş olsaydı ben bekliyorum diyebilirdim ama Avrupa Merkez Bankası özellikle Lagarde'ın son açıklamalarına falan da baktığımız zaman da 25 bas puan faiz artışı şeklinde bir senaryonun ağırlıkta olduğunu söyleyebilirim. Evet, her ne kadar şu anda piyasalarda 50 bas puanlık bir faiz artışına ilişkin Euro-Dolar fiyatlaması var. O işin tabii ki fiyatlama tarafı Euro-Dolar paritesinin gelmiş olduğu bir nokta ve nizami olarak 1.0950 bölgesinin de yukarı yönlü reaksiyon için önemli bir trade avantajı veriyor olması bu tür haber akışlarında o trade avantajına ciddi bir katkı sağlaması olanak sanıyor. Ama bugün de Euro bölgesi enflasyon rakamı beklentiye bir paralel geldi. Hani burada beklentinin üzerinde reaksiyonlar izliyor olsaydık belki hani Avrupa Merkez Bankası da bu endişeden bunu yapabilir diyebilirdik ama hani şu an için ben 25 mi 50 mi diye soracak olursan burada hakkımı 25'ten yana kullanabilirim. Ama şunu da söylemekte fayda var. 25 yapıldığı zaman piyasa bunu iyi bir rakam olarak görmeyecektir ve burada Euro-Dolar paritesine tekrardan bir baskı oluşturacaktır diye söyleyebilirim. Kudret, diyelim ki 50 bas puanlık faiz arttırımına gidildi. Yani şu anda piyasalarda beklentiler sanki o yöne doğru şekilleniyor gibi bir görüntü var. Fiyatlamalarda bize bunu net bir şekilde söylüyor. Böyle bir durumda Euro-Dolar'da nasıl bir performans beklersin? Çünkü geçen hafta hepimizin malumu çok yüksek gelen bir Amerikan enflasyonu ve Fed'in 27 Temmuz'daki FOMC toplantısında 100 bas puanlık faiz arttırımına gidebileceğine dair yeşeren beklentiler, kuvvetlenen algılar ve 109'lara çıkan bir dolar endeksi, bir seviyesinin altında düşen bir euro dolar paritesi. Peki 50 bas puanlık faiz arttırımına giderse ki senin yorumlarından ben bunu sürpriz olarak anlaşılabileceğini düşünüyorum. Böyle bir hamlede euro dolarda çok kuvvetli sayılabilecek bir yükseliş hareketi beklemek doğru mu olur? Şu anda hani 0.9950'lerden şu anda 1.0265'lerde yani yaklaşık bir 300 pip yukarı yönlü reaksiyon gördük. Peki nereden geldik? 1.06'lardan geldik. Yani kaba taslak baktığımız zaman da 700 pip civarlarında, 700-750 pip civarlarında bir düşüşten buraya kadar geldik. Neredeyse yarıya geldik şu anda. Hani 50 bas puan bir faiz artışı gelirse Euro-Dolar paritesine çok iyimser yukarı yönlü hareketler izler miyiz? Aslında bugünkü fiyatlama reaksiyonu da gündeme taşıdığımızda öyle çok yukarı yönlü bir hareket beklememek lazım. Ancak burada eğer Lagarde konuşmasında daha fazla faiz artışı mesajını istekli bir şekilde yani iştahlı bir şekilde verebilirse o zaman biz Euro-Dolar paritesini 1.06'lara yaklaştırabilecek bir konum oluşturabiliriz. Ama diyelim ki ECB 50 bas puan faiz artışı yaptı ama Lagarde öyle çok agresif bir tonda mesajını vermedi. Hala Powell'daki o burada ne demişti Powell? Biz bu konuda geç kaldık şeklinde samimi bir mesaj vermiş ve esnek para politikası uyumunu da sağlayacağız demişti. Şimdi eğer Lagarde burada biz geç kaldık bu noktada eleştirileri kabul ediyoruz. Bundan sonra Merkez Bankası daha esnek bir politika tarzında gidecektir şeklinde daha samimi ama bir yandan da sürece dahil olacağının mesajını verirse o zaman tamam. Hani Euro-Dolar da yükselir ama dediğim gibi bu eleştirileri kabul etmez ve biraz daha normalleşer ve son dönemde yaptığı açıklamaların paralelinde açıklamalar yaparsa o zaman biz Euro-Dolar paritesinde yükselişin
sonuna gelmiş oluruz. Çünkü baktığımız zaman yabancı kurumlar Euro-Dolar'da 1.08 gibi rakamları telaffuz edebiliyorlar. Evet, böyle bir ihtimal teorik anlamda ihtimal dahilinde, ama bir yanda ECB var, bir yanda Fed var. Fed'in agresif faiz politikası mı, ECB'nin agresif faiz politikası mı diye baktığımızda şu anda terazide Fed daha ağır basıyor. Bu da ister istemez doları şu anki geri çekilmeyi düzeltme, Euro-Dolar paritesinin şu anki yukarı yönlü hareketini düzeltme olarak yapıyor. Yani ECB Lagarde bu noktada agresif bir politika mesajı verirse, o zaman Euro-Dolar'da daha istekli bir yükselişten bahsedebiliriz. Ama bu da olsa bile hani ben şu anda Euro-Dolar paritesinde maksimum gidebilecek bölgeyi hani çok istisnai olarak 1.08 derim. Ama bunun öncesinde de hani nerelerde hareketler sınırlanabilir diye soracak olursanız 1.0355 seviyesine dikkatli takip etmek gerektiğini söyleyebilirim. Kudret, şimdi Apple'dan bir haber geldi. Önemli bir haber. İşe alımlar, yani Apple istihdamı yavaşlatacak, kendi istihdamını ve harcamaları da yavaşlatmayı planladığını dile getirdi. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani resesyona, güçlü bir resesyona mı hazırlanıyor artık firmalar? Hatta bir de performansa dayalı mevcut çalışanlardan da çıkartım oluşturabileceğine ilişkin mesajlar da var. Tabii burada Amerikan ekonomisinde özellikle enflasyon odaklı bir para politikası olduğu için büyümeye ilişkin aşağı yönlü revizeler söz konusu oluyor. İşte resesyon konuşuyoruz, stagflasyon konuşuyoruz, resesyon ihtimallerinden bahsediyoruz. İster istemez firmalar da bu konuyla alakalı yeni dönemde aksiyona girmek durumunda kalıyor. Endişe olduğu zaman bu tür firmalar ister istemez bu reaksiyonu vermek durumunda kalıyor. En azından hani yeni dönemdeki istihdam planında biraz daha yavaşlayıcı bir serüvene girmek istiyorlar. Tabii ki Amerika şu anda baktığın zaman istihdam tarafında şu anki mevcut konumun bozulmasını istemiyor. Bu sebeple de bir miktar denge arayışı içerisine gitmeye çalışıyor. Ama enflasyon şu anki konumdan daha da üst bölgelere gider ve zirve arayışını biraz daha ötelerse bu noktada tabii ki şirketlerde bu süreçte endişelerini istihdam sürecine yansıtmak durumunda kalacak. Bu sebeple yeni dönemdeki ekonomik göstergeler, özellikle enflasyon dinamikleri bu anlamda önemli olacaktır. Fed'in zaten şu an için 75 bas puan faiz artışı ihtimali Temmuz ayında ve kaba taslak yıl sonunda %3.75'te yılın sonlandırma potansiyeli var. Tabii ki Fed bu noktada faiz arttırırken bir yandan da enflasyon rakamlarını takip ediyor olacak. Enflasyon acaba yükseliş hızını sınırlandıracak mı? Bir dönüş yapacak mı? Bu da şirketlerin yeni dönemdeki projeksiyonlarını oluşturabilmek adına da önemli. Tabii bir de şunu da vurgulamakta fayda var. Fed gidebileceği noktaya daha hızlı bir şekilde gitmek isteyebilir. Bu da daha sonraki süreçte indirim için daha hızlı vakit alabilir, yani daha hızlı indirim sürecine girebilmesi adına. Çünkü belli bir noktadan sonra işler biraz daha normalleşmeye başladığı zaman Fed muhakkak bir faiz indirimi yapacaktır. Onu da biraz daha erkene çekebilme düşüncesi olur mu? Bunu da özellikle 2023 yılında çok net bir şekilde konuşmalardan inceliyor olacağız. Kudret, son olarak şunu sormak istiyorum. Dolar endeksinin 110 seviyesinin üzerine atmasını bekliyor musun? Yani bu şekilde yükselişine, mevcut sert yükselişine devamını bekliyor musun? Diğer bir sorum da Amerikan 10 yıllıkları için %3 üzerinde çok fazla tutunamayan, bir tarafta Fed'in faiz arttırımı, diğer tarafta resesyon beklentileri. Bu ikisi arasında sıkışmış bir tahvil getirisi var. Hangi yöne doğru evrilir sence? Beklentin ne o genel olarak fiyatlamalar üzerinde? Genel çerçevede Fed'in mevcut projeksiyonuna devam edebilme senaryosu eğer bozulmazsa piyasalar normal akışında devam edecektir. Yani ama enflasyon tarafında moral bozucu rakamlar gelmeye başlarsa, o zaman hani daha da devamını sürdürecek olursak, biz dolar endeksinde yukarı yönlü hareketleri de izleriz. Amerikan tahvil faizlerinde de yukarı yönlü, faiz oranında yukarı yönlü hareketleri izleriz. Ama hani enflasyon yukarı yönlü hareketlerinde hani bundan sonraki süreci çok daha agresif bir tonda gitmez, kademeli bir şekilde ilerler ve belli noktada doyuma ulaşırsa, o zaman tahvil tarafında işler biraz daha yataya bağlayabilir. Ama dolar endeks tarafına baktığımız zaman, biliyorsun klasik dolar endeksinde ağırlığın %57.6'sı euro tarafından geçiyor. Euro'da işler iyimser gitmiyor.
hem işin ekonomi tarafında hem enerji tarafında, hani Merkez Bankası para politikası tarafında da işler çok iyimser noktada gitmediği için dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlerin tamamıyla düzeltme olduğu bilincinde endeksin 110 seviyesi üzerine çıkabilme potansiyeli oldukça kuvvetli. Sadece burada endeks nerede dip yapacak sorusunun cevabı önemli olacaktır. Ben de burada günlük grafiğime baktığım zaman da iki tane benim kullandığım hareketli ortalama var günlük grafikte. 25 ve 70. Bunlar şu anda 103.65 ve 105.85'lerden geçiyor. Şu an için 105.85'e dikkat etmek lazım. Lagarde'la birlikte bu bölgenin altına sarkacak mıyız, sarkmayacak mıyız? Önemli olan burada dibi en azından nerelerde olabileceğini inceleyebilmek. Bu sebeple de 103.65'e doğru belki bir alan olabilir eğer Lagarde agresifleşirse. Ama bu agresifleşme olmazsa artık endeks tarafına da düşüşler sona erebilme potansiyeli izlenebilir. Bu anlamda Lagarde'ın mesajı önemli olacaktır. Ama bu şu anki ana senaryoda baktığımız zaman da ben hala dolar endeksi tarafında yeniden yukarı yönlü reaksiyonların ECB kaynaklı devam edeceğini, sadece şu an için biraz mola verdiğini ve bu molanın da geçici olduğunu düşünmekteyim. Evet, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır. Değerli katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.